Herkese selamlar arkadaşlar. Ego İsmet kanalına hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? İyisiniz. Bugün PUBG Mobile'daki en iyi loot yerleri nereler? Hangi bölgede ne kadar loot var? Bunun serisini hazırlamak için karşınızdayız. Öncelikle bu videonun altına nereleri lootlayıp nerelerde hangi lootun olduğunu çekmemizi istiyorsanız onlara, ne kadar saçma bir cümle oluyor, aşağı yorumlar kısmına nereleri lootlamamızı istediğinizi ve nereleri göstermemizi istediğinizi yazarsanız bir sonraki videoda bu serinin, şunu bir kapatayım, bu serinin devamını çekeceğiz. Discord'dan 12 tane arkadaş aldık ve hep beraber buradaki şu anda Erangel haritasındaki Toki'leri lootluyoruz. Eğer siz isterseniz işte Miramar haritasındaki belli bir bölgede olabilir veya Sanhok haritasındaki belli bir bölgede olabilir. Umarım kar haritası geldiğinde kar haritasındaki bölgelerde gelecektir. Biz şu anda ilk önce Toki'leri lootlayıp Toki'deki bütün lootları göstereceğiz. Ondan sonra okula gideceğiz. Okuldaki bütün lootları göstereceğiz. Şu an etrafımdaki ekibi de gördüğünüz gibi 12 tane canavar olarak, serseri patiler olarak bu tarafı lootlamaya başlayacağız. Ekibim hazır, ben de hazırım. Yavaş yavaş lootlamaya geçelim. Evet, şimdi ekip. Bütün lootları alacağız. Belli bir noktaya koymamız lazım. Tipleri göreyim bir. Evet, lootları alıp nereye koyabiliriz? Şuraya koyalım ya. Tam bu olduğum yere. Bu olduğum yere dizerim. Buraya bir şapka mapka bir şey bıraksanıza. Bende var mı? Neyse, benimkiler tatlış, ben bırakmayayım. Şapka falan varsa bırakın abi bir şey. Ha tamam, bir tane şapka geldi. Hadi lootlamaya geçelim hemen. Evet, bütün Toki'leri lootlayacağız. Toki derken bu arada Erangel haritasındaki okulun yanında böyle 3-5 katlı binalar var ya, böyle Toki diyoruz biz ona, nedense bilmiyorum ama Toki kaldı ağzımızda. Bu Toki'deki her şeyi lootlayıp oraya bırakacağız. Akabinde de elimizde neler var neler yok göreceğiz. Şimdi buradan bir pala buldum. Ben şu ana kadar bir silah bulamadım. Bir kask, bir de bombam var. 12 tane canavar kadro, hep beraber saldırıyoruz bu arada. Binaları, üstümüzdekileri boşaltıp tekrar binaların içerisine girip her yeri tekrar lootlayacağız. Ama ben çok bir şey bulamayacağım gibi gözüküyor ya. Ben birazcık talihsizim galiba bu konuda. Bak, bizim adam buradaymış. Burada kask var. Pişt. Kask isteyen, o benzin. Kask isteyen varsa kask alsın bak oradan. Şuralara da bakalım. Neyse, bütün videoyu böyle izletmeyeyim ya. Hadi ileri saralım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu dehşet kadroyla beraber bu tarafın lootunu tamamladık. Şu an için Toki'lerdeki bütün lootlar önümüzde. Az sonra da gidip okuldaki lootların hepsini yapacağız. Şu tarafta gördüğünüz okul lootunu yapacağız. Bu kadro kafası alıyor. Bu kadroyla beraber loot yaptık. Şimdi bir görelim bakalım neler var burada. M16'lar var. Bayağı bir M16 var. 2 level çanta bayağı fazla var. Gördüğümüz kadarıyla da 2 tane 3 level kask var burada. 3 level çanta da var. Çanta anlamında güzel bir yer. Zırh anlamında da fena değil bir yer. Kask olarak çok iyi bir yer. Yani bu tabii ki değişkenlik gösterebiliyor. Her oyuna girdiğimizde aynı lootları vermiyor ama genel olarak böyle baktığımızda bayağı iyi gözüküyor lootlar. Bombalarımız vesaire de fena değil. 5.56 anlamında da kötü değiliz. Sanırım 7.62 konusunda ve AK konusunda çok çok iyi değiliz. Ama 5.56 veren silahlar konusunda burası fena değil. Loot yapmaya değer. Ha, bir squat olarak indiğinizde değer mi? Bütün herkesi doyurur mu? Ya doyurur gibi görüyorum. Yani 2 tane 3 tane M16 gördüm. Bir tane M4 gördüm. Bir tane SCAR gördüm. Kasklar masklar da çok iyi ama sağlık konusu birazcık sıkıntı. Sağlık ihtiyacımızı buradan tamamlayamayabiliriz. 2 tane ilk yardım çantası var burada sadece. Bir de bandajlar var.
Onun haricinde de şey çok fazla yok. Yani enerji içeceği vesaire çok fazla çıkmadı. Ama inmeye değer bence. Siz ne düşünüyorsunuz? En azından Toki için değer mi değmez mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi gidelim okulu lootlayalım. Evet, bütün ekip toplandık şimdi. Okula doğru ilerliyoruz. Toki'nin lootu fena değildi. Gayet kullanılabilir lootları vardı. Bir de geçelim bakalım okulda neler var. Yani ilk önce okula atlayıp Toki'ye mi geçmek daha karlı olur? Yoksa Toki'ye atlayıp okula mı geçmek daha karlı olur? Ona bakmaya çalışacağım. Toki erken oyunda bayağı güçlü savaşların çıkabileceği, sert savaşların çıkabileceği bir bölge. Bu arada bir arkadaşımız maalesef öldü. 11 kişi kaldık. 11 kişiyle devam edeceğiz. Şöyle bütün ekip toplandıysa buradaki loot'u da nereye toplayalım? Bir dakika. Evet, bir tane oyun bozan vardı. Onu aramızdan elemek zorunda kaldık. Şimdi bu ekiple beraber loot'u sanırım evet tam buraya koyarız ya. Buraya bir şapka falan bırakalım yine. Tamam, güzel bir ayakkabı falan bıraktık. Yine bu tarafı lootlayıp devam edeceğiz. Bakalım en sonunda elimizde hangi loot'lar kalacak? Toki mi daha iyi, Skull mu? Ya benim bence Toki daha iyi çıkacaktır. Skull hızlı lootlanma avantajına sahip olsa da az yani okulda çok fazla loot çıkmıyor. PC PUBG'de çok fazla çıkıyor ama mobilde pek fazla çıkmıyor. Burada neler var? Burada bizim çocuklar loot'unu yapıyor. Ben şu yan binaya doğru gideyim. Dediğim gibi bu okulda loot yapmak çok daha hızlı. Çünkü her yer açık. Ha, burada bir şey yoktu. Her yer açık ama şeyde loot yapmak neden ona? Tokilerde loot yapmak daha uzun sürüyor ve daha yorucu açıkçası. O yüzden okulu loot yapmak, okulu lootlamak daha doğrusu daha mantıklı gibi geliyor şu an teoride. Bakalım lootlarımızı yaptıktan sonra neler göreceğiz. Bu arada bu lootların hepsi tamamen gerçeklik taşımıyor. Her oyuna göre değişebiliyor ama genel hatlarıyla benzer lootlar çıkıyor. Aynen mesela 2 tane kaskı çıktıysa bir dahaki maçta 2 tane kaskı çıkacak kesin değil. Ama yine de benzer sayıda çok büyük değişiklikler olmadan lootlar geliyor. Şimdi devam edelim lootlamamıza. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda okulun bütün loot'u karşımızda. Okuldaki her şeyi burada görebiliyorsunuz. Okul sanırım birazcık daha mantıklı gibi gözüküyor Toki'lere göre. Okuldaki loot çok daha fazla. Zaten PC PUBG'deki oyuncular genellikle Toki tarafına atlarlar ve okulu atlarlar ve okulu lootlarlar. Okuldaki loot'u çok severler. Savaşa da çok müsait bir ortam burası. Burada bir incelediğimizde 3 level kask vesaire çok bulamıyoruz ama çatışmaya yönelik, sıcak çatışmaya girebileceğimiz çok fazla loot var burada. Yani oyuna atladığımız gibi güçlü güçsüz çok fazla silah bulabiliyorsunuz ve bir anda çatışmaya girebiliyorsunuz. Şurada da bir arkadaşımız ölmüş, onun da lootuna bakayım. Burada da DP var. Bayağı iyi lootlar yani, ben bayağı sevdim. Sanırım yani en azından benim düşüncem okuldaki lootlar Toki'deki lootlardan çok çok daha iyi halde. Siz ne düşünüyorsunuz? Okul mu daha iyiydi, Toki mi daha iyiydi? Toki'nin avantajı kask vesaire çok iyiydi orada ama burada da yakın çatışmaya girebileceğiniz, hızlıca lootlayıp bir anda savaşa başlayabileceğiniz, oyun ilerisini düşünmeden yakın yani kısa süre içerisinde hayatta kalabileceğiniz çok fazla loot bulduk. Bence fena değildi ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Hey sen! Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen öncelikle teşekkür ederim. Çok sağ ol. Elimden geldiğince yeni şeyler yapmaya çalışıyorum. Yorumlara lütfen nereleri lootlamamızı istediğinizi yazınız. Biz de bir sonraki videoda o tarafları lootlayalım ki merak ettiğiniz veya ihtiyaç duyduğunuz yerler nereler var öğrenelim. Eğer siz de bizimle beraber saklambaç, zombi veya işte buradaki bu videoda izlediğiniz gibi şeylerde yer almak istiyorsanız açıklamalardaki Discord linkine gelerek yapılacak duyurulardan haberdar olabilir ve bizlerle oynayabilirsiniz. Bana özelden yazmanıza gerek yoksa bunun için duyuru yapılacaktır zaten Discord'dan. Aramıza katılabilirsiniz. Bu arada Instagram hesabımı da hemen şu tarafa koyarım. Instagram'dan da beni takip ederseniz sevinirim. Sanırım artık vakti gelmiştir. Şu iki tarafta canavar gibi videolar var. İzle. Hadi iyi bak kendine. Bay bay.